2 Nisan 2024, Sevil Nuriyeva, Star gazetesi, Erdoğan'ın Erdem'i ve Türkiye'den Dünya'ya demokrasi dersi. Türkiye, Erdoğan'a diktatörlükle itham eden ve demokrasi eksikliğinden bahseden, küresel algıyı altüst eden bir seçime geride bıraktı. Sonuçlar ve nedenleri üzerine çok konuşulacak. Erdoğan'ın demokrasiye olan bağlılığı ve millet iradesine saygısından söz etmek istiyorum. Yıllardır Başkan Erdoğan'ı izleyen bir gazeteci olarak halkın tercihlerini doğru analiz edebilen ve milli iradeyi her şeyden üstün tutan bir yapısı olduğundan eminim. Ayrıca ders alma konusunda ustalığı tartışılmaz. Seçim sonuçlarına göre AK Parti ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Arka arkaya gelen seçim zaferlerinden sonra bu başarısızlık olarak görülebilir. Ama genel tabloya bakıldığında halen tercih edilen siyasi bir aktör olduğu açık. Muhalefet her toplum için vazgeçilmezdir. Milletin mesajı net. Muhalefet içinde dağınıklık istemiyorum, kavga istemiyorum. Toparlanın ve iktidarın hatalarına karşı durun. Marjinal uçlarla dolu muhalefet cephesi bu sonuçlardan ders çıkarabilecek mi? Ödevlerini nasıl yapacaklarına bağlı. Ancak en büyük dersi İslamofobik düşüncelerle Erdoğan'a sürekli diktatör diyenlere Türkiye verdi. Açık ve şeffaf seçimler ülkemizin gurur kaynağıdır. Erdoğan milletin iradesi üstüne irade tanımıyorum diyerek devlet adamı kimliğini pekiştirdi. Seçim sonuçlarını dikkatle inceleyerek toplumun mesajını doğru okuyacak bir liderdir. Şimdi teşkilatını gözden geçirecek, söylem ve programlarına yeniden bakacaklar ve en önemlisi günlük siyasi çıkarlar yerine kalıcı geleceği düşünecek. Seçim öncesi emeklilerin küskünlüğü dile getirildi. Emeklilerin gönlü daha sonra değil şimdi de kazanılabilirdi. Ancak Erdoğan önceden planlanan ekonomi programına sadık kaldı. Kaybetmeyi göze alarak. Çünkü devlet adamları gelecek nesillere odaklanır. Kalıcı refah için ekonomi programına bağlı kalarak belki bu aşamada yerel seçimlerde geriledi. Ama sağlam temeller üzerine inşa edilen gelecek vaadiyle yola devam ettiğini gösterdi. Balkon konuşmasında kucaklayıcı dil ve seçmene duyduğu saygıyla farkını ortaya koydu. Kaybederken bile adabı ve usulü öğreten bir lider oldu. Sonuçta Erdoğan millet iradesine verdiği değerle ve sandığa verdiği önemle her dönemin kazananıdır.